çiçeğe, böceğe, her şeye aşık olabilirsin. Ama önce Mevla aşkından başka da aşk yoktur bana göre. Yer, gök, dua üzerinedir. Mesela ben buradan sormuş olayım. Dünya bir ipe mi bağlı? Altından bir temel, bir kalas ya da bir şey mi var? Hani bir boşluktayız ve bir boşlukta boşluğun içerisinde yaşıyoruz yani. Her sabah düzenli bir şekilde bir güneş doğuyor. Düşünebiliyor musun? Yarın sabah kalkıyoruz. Elektrik yok, telefon yok, güneş yok, yıldız yok. Zifiri karanlıktayız. Deriz de ah ne oldu deriz yani. Tabii ki. Ya alışkanlık işte. Böyle evet. Alıştık. Aksisini bilmediğimiz için bize de gayet normal geliyor. Ama Allah mecburmuş gibi. Her gün evet. Sabah tamam güneş doğdu. Öyle değil. Ah, şükür sebebidir mesela. Uykuda nefes aldıran bir sistemi Allah hepimize kusursuzca nasip etmiş ya. Bunu mesela şeyde çok farklı idrak etmedik mi? Bebek müjdesinde. Kesinlikle öyle. Kendi evlatta o kadar çok farklı idrak ediyoruz ki bunu. Şu kadar ya. İlk müjdesini kadardı. Aldığımızda daha bir santim bile değildi. Onun zamanla nasıl büyüyor, neler oluşuyor, neler bitiyor. O çocuğu ilk gördük ya kalp atışı falan. Ay. Allah'ım herkese nasip etsin. Herkese nasip etsin. İsteyen herkese nasip. Çok ilginç bir şey ve bu bir Allah'ın mucizesi. Can içerisinde can çıkma. Cümle basit bir cümle gibi geliyor. Dile kolay yani. Düşünsene gönlüme giren bu sevgiyi bana nasip eden Allah, bu sevgiyi yaratan Allah. Mesela seni bu kadar seviyorsam onu ne kadar sevmem gerektiğini düşününce tahammül edemiyorum. Tabii ki. İşte bunların hepsini nasip eden bir Mevla var. Mevla aşkı diyor. Bu zaman öyle bir zaman değil işte. Hani ahir zaman dedikleri mevzu. Tabii biz din adamı değiliz. Nedir ahir zaman bilmem. Ama hakikaten Allah'ın çok az konuşulduğu dönemler ne kadar acı. Halbuki 7/24 secdede şükredecek milyonlarca şey var yani.